Yeniden Aktüel'e hoş geldiniz. Bizim için çok önemli ve anlamlı bir haftaya giriyoruz. Doğan Yayın Holding olarak yaklaşık bir senelik bir çalışmadan sonra Dünya Ekonomik Forumu zirvesine Perşembe günü ev sahipliği yapmaya başlayacağız. Bu süreçte Doğan Grubu ve Doğuş Grubu Dünya Ekonomik Forumu'nun bölgesel partneri olarak beraber çalıştılar. Muhatabımız da İsviçre'ydi. İnşallah önümüzdeki günlerde de dünyanın dört bir yanına gelen liderleri bir araya getireceğiz. Siz de ekranlarınızdan takip edeceksiniz. Bugünkü programdaki konuklarım da bu süreçte beraber çalıştığımız Doğuş Grubu'nun iletişimden sorumlu icra kurulu üyesi Sayın Semih Yalman ve İsviçre'deki muhatabımız Dünya Ekonomik Forumu'nun Avrasya Direktörü Felix Howald olacak. Felix, welcome to the program. It's a pleasure programa to have you geldin, with us. Felix. Bizim için büyük bir zevk. Şimdi bir süre birlikte çalıştıktan sonra en sonunda Dünya Ekonomik Forumu'na ev sahip yapacağımız haftaya giriyoruz. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Türkiye'de bir zirve yapılması fikri nasıl ortaya çıktı? Bütün bu fikir aslında üyelerimizden geldi, iş dünyasından katılan üyelerimize. Yani uzun süre artık Türkiye'ye geri dönmeliyiz. Türkiye son derece yatırım açısından önemli bir ülke ve yatırım açısından son derece önemli bir ülke diye düşündük ve aynı zamanda Türkiye tabii pek çok ülkeler açısından daha da fazla genişleme, Orta Asya'ya doğru biraz daha genişleme için önemli bir konuydu. Bu üyelerden ilk önce başlayan bir şey. Bunun yanı sıra yerel üyelerle, yani bölgesel ortaklarla, Doğan Grup ve Doğuş Grup'la birlikte tabii onların çok yardımları oldu ama bunun yanı sıra Türk hükümetiyle de birlikte çalıştık. Tabii Davos'a Sayın Başbakan pek çok kez geldi, pek çok faaliyetler gerçekleştirdi. Dolayısıyla hükümet tarafından da büyük destek geldi. Peki son yıllarda mesela Türkiye'nin katılımı, iş dünyasından katılımın gittikçe artmış olması Davos'ta bu bir unsur oldu mu? Bunun bir etkisi oldu mu acaba? Türkiye'de bölgesel bir toplantı yapılması konusunda tabii ki aynı zamanda Türkiye'deki üyelerimizle de onlarla görüştüğümüzde mesela niçin Türkiye'ye gelmiyorsunuz? Geçen defa mesela Davos'ta yaptığımız toplantıda bir takım beyin fırtınası gerçekleşti. Düşünce alışverişinde bulunmuştuk. Dolayısıyla Türkiye'deki forumda Davos'taki üyelerinde katılımının da artmasını bekliyoruz. Aslında bu süreçte Doğuş Grubu ve Doğan Grubu çok yakın çalıştık. Türkiye'den birçok büyük grup aslında katılabilirdi. Bu iki grup biraz öne çıktı bölgesel partner olarak. Neydi buradaki Doğuş'un vizyonu böyle bir ortaklık ve işbirliği için? Aslında Türkiye bir marka olarak konumunun içerisine gitgide nerede olduğu olgusunun dışında ne olduğu olgusunu da koymakta. Burada Türk gencinin, Türk yatırımcısının, girişimcisinin çok önemli katkıları var. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de öyle. Burada Türkiye'nin bu gibi platformları kullanması, bu platformları kullanırken de özel sektörün biraz da bunu kucaklaması ve burada bayrağı taşıması gerekliydi. Doğuş kendisine böyle bir misyon edindi ve bu misyonu da devam ettirmeye kararlı. Siz Davos'taki toplantılara da katılıyorsunuz uzun senelerdir. Doğru. Aslında Türkiye'den birçok grubunda geçmiş senelere oranla daha fazla ilgisi söz konusu. Bu bölgesel partner olarında yaklaşık bir sene beraber çalıştık. Forumla, İsviçre'yle. Bu nasıl bir süreç olarak işledi sizin için? Süreç aslında bir sene değil. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi biz Bay Howald'la yaklaşık 3 senedir bu konuyu konuşuyoruz. Ve temaslar iki taraflı sürdü. Bizim Davos'ta bir takım faaliyetler yapmamız belirli sempatiler topladı. Türkiye'ye yansıması ve bölgeye yansıması çok olumlu oldu. Ve bu süreci bir şekilde bu zirveyle nihayetlendirdik demiyorum. Çünkü bu aslında 8 sene arayla yapılması gereken bir şey olmaması gerekiyor. Bu gibi platformların doğru işleyebilmesi için süreklilik çok çok önemli. Burada 2-3 senelik intervallerle bu platformu Türkiye'de ev sahipliği yapacak duruma getirmemiz lazım. Yalnızca Doğuş Doğan olarak değil, bütün Türkiye'deki özel sektör, STK'lar gibi kurumlar. Evet. Felix, to inform our audience about the way also a part of that. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu'na baktığımızda işleyişine, öncelikle Davos'ta bu Ocak ayında büyük bir toplantı var ama bir de bölgesel toplantılar da son derece önemli. Davos'un tabii son derece önemli olduğunu biliyoruz. Katılmak çok kolay değil, erişim kolay olmuyor ama bu bölgesel toplantılarla da yerel düzeye indirme gibi bir şansınız oluyor. Bunu başarıyor musunuz? Mesela Türkiye zirvesini düşünecek olursak aslında evet başardığımızı hissediyoruz. Ama Davos'ta yaptığımız şey pek çok çevreyi bir araya getirerek, küresel sorunlarla baş ederek
bölgesel toplantılarda daha çok bölgesel konulara odaklanıyoruz. Yani bu sadece Cenevre'de bir takım davetlerin olması söz konusu ve oraya gelmelerin olmuyoruz. Tabii ki pek çok hazırlık oluyor bütün bu süreç içerisinde. Türkiye'ye ziyaretlerde bulunuyoruz. Meslektaşımla ben bir takım çalıştaylar, workshoplar gerçekleştiriyoruz ve bunlarda bir takım riskleri görüşüyoruz. Avrupa'da ortaya çıkan riskler nelerdir? Türkiye'nin bu konudaki rolü nedir? Bunları tartışıyoruz. Ortaklarımızla birlikte, stratejik ortaklarımızla birlikte ve Türkiye ile ve diğer üyelerle bir takım görüş alışverişinde bulunuyoruz. Hem STK'lar hem de hükümet de bu sürecin içinde yer alıyor. Şimdi biraz izleyicilerimize fikir vermesi açısından bölgesel ortaklar ve stratejik ortaklar var. Stratejik ortaklar bütün dünyadaki ortaklar, yani sizin bu konuda çalıştığınız insanlarmış. Şimdi öncelikle 50-55 gibi stratejik ortaklar oluyor ve bunlar da dünyadaki en büyük şirketler, Microsoft, Nestle gibi şirketler olabiliyor. Ve Türkiye'de mesela bu zirve için aktif olanlar bizim de zirve için yakından çalıştığımız Coca-Cola, Pepsi-Cola gibi şirketler ve diğer şirketler de var. Hem tabii küresel üyeler var, bir de yerel üyeler var. Hemen dönmek istiyorum. Türkiye'deki böyle zirvelerde dışarıdan algılanma şekli gelinir. 2-3 grup ev sahipliği yapar, zirve yapar. Ancak Davos gibi süreçte bu sadece burada bir ev sahipliği yapmaktan öte, bölgesel partner olmaktan öte, yaklaşık son 10-15 aydır birebir aktif bir şekilde Avrupa'daki, Brüksel'deki, Cenevre'deki workshoplara gidildi. Dünya Ekonomik Forum'un araştırmalarında bizzat yer alındı. Ve bu iki grup bir içerik konusunda da paneller olsun, Avrupa Birliği üzerine araştırmalar konusunda da bir katkı yaptı. Bu sizi bu süreçte neler kazandırdı? Sizce Türk firmaları da bundan nasıl etkilenebilir, yararlanabilir böyle bir süreçten? Bu doğuşa kazandırdığından çok aslında Türkiye'ye kazandırıyor. Bu dönem globalleşen dünyada diyaloğun önemi çok çok daha ön plana çıkmakta. Çünkü diyalog daha fazla çözüm, yaratıcı çözüm, daha fazla yakınlık getirmekte. Ve global yaklaşıma sağlık getirmekte aslında. Diyalog çok önemli. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin proaktif şekilde diyalog ortamlarında bulunması gerekiyor ve burada doğuşun bu gibi süreç içerisinde farklı dönemlerde, farklı yerlerde konuları dile getirmesi, Türkiye için hassas konuları dile getirmesi, Türk girişimcisini tanıtması, yabancı yatırımcıyı, dışarıdan bakan medyayı bir şekilde Türkiye'ye daha fazla ısıtıyor. Türkiye'deki genç yatırımcıyı, KOBİ'leri öğrenmek istiyor. Düşünün, yani bir Türkiye'deki bir yatırımcının Türkiye'yi, Türkiye'nin değerini, dünya için değerini anlatmasından güzel ne olabilir bu gibi platformlarda? Dolayısıyla Doğuş aslında bunun örneğini verdi. Bunun örneğini de verirken bir şekilde daha fazla şirketleri bunun içerisine çekme rolünü üstlendi. Ve bir şekilde bunu ileride de devam ettirmek istiyor. Bu örneği, güzel örneği Türkiye'deki farklı şirketlerine katılımıyla daha da açmak istiyor. Aslında dileriz ki tabii Doğan ve Doğuş gibi büyük çapta grupların dışında daha küçük çaptaki gruplara da belki kapıyı açmış oluruz inşallah bu süreçte. Doğru. Başka ülkelerde mesela Hindistan, Ürdün bunu çok iyi kullanıyor. Hindistan'da bu bölge toplantıları anladığım kadarıyla çok daha uzun süreden beri yapılıyor. Gönül ister ki Türkiye'den farklı ölçekteki şirketler burada counter partilerini bulsunlar, dünyaya daha fazla açılma imkanları bulsunlar. Tabii bu olaya yalnızca bir iş boyutuyla da bakmamak lazım. Burada muazzam bir kültürel aspekt de var. Aslında Türkiye'de bu zirvenin yapılması aslında Türkiye'nin kültürel konumunu, tarihi konumunu da ön plana çıkartmakta. Aslında bir sembolik ifade bu. Orta Doğu'dan konuyu izleyen gazeteciler olsun, katılan iş adamları olsun, diğer daha büyük bölgeden katılanlar olsun. Dolayısıyla bu sembolik ifadeyi de aslında Türkiye'nin belirtmesi için bir imkan olmuştur bu forum. Felix, when we look at the program pillars, şimdi programın bir takım kısımlarına bakacak olursak, bütün tabii aylarca yapılan hazırlıkların ardından bu yapılıyor ve siz de kişisel olarak yerel politika yapıcılarıyla da görüşüyorsunuz. Yani sadece bir gündemi, İsviçre'nin gündemini dayatmıyorsunuz. Çünkü en nihayetinde bugün gündemde, masada gördüğümüz şey pek çok çevrelerle yapılan eşgüdüm ve işbirliği. Peki programın bu ayaklarında neler öne çıkıyor? Sizin sözünü ettiğiniz süreçler tabii son derece önemli. Biz öncelikle bir takım topluluklarla işbirliği yapıyoruz ama bunun yanı sıra bir de kendi
kendi tarafımızdan da Dünya Ekonomik Forumu olarak rekabetçilik konusunda da bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Ve bir de risk network'ümüz var, ağımız var ve bunda da bu network'ün bütün uzmanlarını bir araya getiriyoruz. Belki bunu biraz geliştirecek olursak, risk network'ü mesela, bunun üzerinde çalışan bir ekibiniz var ve raporlar geliştiriyorlar ve daha sonra da Türkiye'de bu raporların bir parçası ve daha sonra tepkileri topluyorsunuz, değil mi? Evet, böyle. Ve raporlar hem programa katkıda bulunuyor, ilk oturum zaten buna odaklanıyor ama daha sonra da bunu geliştiriyoruz. Farklı workshoplardan neler geliyor ve bu raporu nasıl değiştirecek? Mali sektörü, enerji alanındaki tartışmalar konusunda Türkiye'nin rolü nedir? Avrupa'daki riskleri azaltma konusunda Türkiye'nin rolü nedir? Bunlara doğru geliştiriyoruz. Bütün Davos'a ve diğer zirvelere de götürüyoruz bunu. Dolayısıyla bu girdiler Davos zirvesinde de ortaya çıkacak, değil mi öyleyse? Evet. Ve çok güçlü bir katılım bekliyoruz Davos'ta Türkiye'den. Ve genel temada zaten güç dengelerini, denklemlerini değiştirmek olacak. Dolayısıyla bu konuda daha çok yeni güçler nelerdir, inen güçler nelerdir, azalan güçler ve bunların da mesela enerji konusunda veya nüfus konusunda ne gibi etkileri olabilir? Bunlar olacak. Türkiye'nin de tabii tartışmalarda önemli bir rolü olacak. Semih Yalman, siz Doğuş Grubu'nun tabii ki iletişimden sorumlu icra kurulu üyesiniz. Baktığınız zaman tabii globalleşen dünyada iletişim, diyalog birbirine çok iç içe girmiş durumda. Bunu nasıl yansıtıyor bu forumlar sizce? Gerek Davos'taki forum olsun, gerek İstanbul Zirvesi. Sizin kişisel deneyiminiz nasıl oldu? Aslında ben burada Bay Hall'da paralel düşünüyorum bir iletişimci olarak. Çünkü bu gibi platformlar evet diyaloğa hayat veriyor. Evet, markanın konumlanması için doğru belirli bir spektrum oluşturuyor. Fakat aynı zamanda çok farklı sosyal paydaşları bir araya getiriyor. Nedir bu sosyal paydaşlar? Burada yalnızca iş aleminden ya da siyasetçilerden bahsetmiyoruz. Burada sanatçılardan bahsediyoruz, sivil toplum örgütlerinden bahsediyoruz. Yani dünya meselelerine iyi eğilen kişileri bir şekilde orada kolektif bir akıl için bir araya getiriyor. Şimdi bu neden önemli? Dünyanın artık yaratıcı çözümlere ihtiyacı var. Ve bu yaratıcı çözümlerin bir ya da beş kişi tarafından değil, kolektif olarak alınmasına ihtiyaç var. Dolayısıyla buna nötral bir zemin oluşturmakla Davos ya da bu gibi bölgesel zirveler, aynı zamanda bu kolektif çözümleri kişilerin bir diyalog içerisinde bir konuşarak ve birbirlerine yakınlaşarak, kültür açıdan da yakınlaşarak daha olumlu ve daha etkin bir şekilde ortaya koymalarını sağlıyor. Dolayısıyla bence en büyük katma değeri bütün sosyal paydaşları kucaklıyor olması ve bu sosyal paydaşların kolektif çözümler dünyaya öneriyor olması. Felix, one of the things Semih keeps on mentioning Semih'in söylediği şeylerden bir tanesi önemli bir network platform oluşturması Davos'un, ama bunun yanı sıra bir de son derece nesnel bir platform olması. Yani yıllar geçtikçe şunu görüyoruz, bu soruyu zaten Sayın Doktor Schwab'a da sormuştum, başkanınız. Her yıl gittikçe artan bir katılım düzeyi görüyoruz. Bütün siyaset adamlarından, hükümetlerden, bunu nasıl başarıyorsunuz, nasıl sürdürülebilir kılıyorsunuz? Bence bugün gördüğümüz sorunlar gittikçe daha da kompleks hale geliyorlar. Yani sadece hükümetler tarafından çözülemezler veya iş dünyası veya STK'lar, sivil toplum tarafından çözülemez sadece bu sorunlar. Dolayısıyla bunun için bu sorunlarla baş etme konusunda enerji güvenliği veya iklim değişikliği konusunda, terörizm konusunda bir arada çalışılması gerekiyor ve bu diyaloğun oluşturulması gerekiyor. Tabii ki Davos konusuna bağlı olan insanlar sürekli tartışıyorlar bu konuları ve bu son derece önemli bir nokta, yani en önemli katma değer diyebiliriz. Ve bu liderler de bir toplumun parçası olarak hissediyorlar bu konu üzerinde çalışılması gereken ve dolayısıyla da son derece rahat bir ortam oluyor galiba Davos ruhunda. Son derece tabii özel bir şey bu. Çünkü insanlar oraya gidip mesela bir workshop'ta yanınızda başbakan olabiliyor veya bir STK lideri olabiliyor diğer yanınızda, bir başka yanınızda mesela iş dünyasından önemli bir insan olabiliyor. Dolayısıyla son derece rahat ve eşi benzeri görülmeyen bir ortam oluşuyor bütün bu insanlarla. Türkiye zirvesine dönmek istiyorum. Baktığımız zaman tabii ki Davos gittiğimizde de görüyoruz, dünya çapında şirketlerin katıldığı ve katılması çok da kolay olmayan, aksesin çok da kolay olmayan
olmadığı bir ortam. Şimdi bu Türkiye'deki zirveyle biraz daha yerel nabız daha iyi tutulacak ve bu yerel nabızdan çıkan sonuçlar da belki İsviçre'deki forma taşınacak. Sizce bu çünkü devamlı KOBİ'lere, küçük ölçekli şirketlere önem verdiğinizi de söylediniz. Bunun nasıl bir katkısı olur baktığınız zaman? İsviçre'ye katılamayacak ama belki burada böyle bir katkı yapabilecek bu şirketler değil mi? Kesinlikle ve bu zamanla daha fazla olacak bir şey. Yani ben bunu ilk zirveden bekliyorum diye bir tahmin veyahut da şey bulamam. Ama bu gibi şirketlerin medyayı izleyerek, ki burada medya çok önemli bir sosyal paydaş, medyayı da izleyerek, medyanın aktardıklarını görerek aslında bu gibi örgütlenmenin, bu gibi bir iletişim platformunun kendilerinden çok uzak olmadığını görecekler. Burada bu platforma vermek istedikleri mesajları kendi iş çevrelerindeki şirketlerle paylaşıyor olacaklar. Kendi bir şekilde evlerinde, masalarında bu konuları konuşuyor olacaklar. Sonuçta bu gibi platformlar yalnızca yapıldığı yerde bir takım şeyleri tetiklemiyor. Aynı zamanda mahalli olarak da, bölgesel olarak da, lokal olarak da bir takım şeyleri tetikliyor. Dolayısıyla önemli olan da bu. Bu tetikleme sürecini buraya getirip aslında bir şekilde dokunur kılabilmek. Mesela dün de konuşuyorduk. Davos neden önemli? Neden Davos'ta yapılmalı? Evet, Davos'ta hava orada çok soğuk ama sıcak, ortam çok sıcak. Orada bir ruh var. O ruhun hiçbir şekilde kaybolmaması gerekiyor. O ruhun bir şekilde bu gibi bölgelere gelip bölgelerdeki değişik paydaşları kucaklaması gerekiyor. Dolayısıyla bu dediğim gibi masalarda konuşulur. Aynı ortamlarda teneffüs eden insanların bir şekilde bir araya gelerek ifade ettikleri noktalar olursa tabii ki bu İsviçre'deki ortama taşınır. Tabii ki bu dünyanın belirli meselelerini konuşulan örgütlenmenin içerisine taşınır. Türk kamuoyunda gündemine girer. Kesinlikle. Felix, I'd like to ask you, how do you see the level of participation in the Turkey meeting? Şimdi Türkiye toplantısına bakacak olursak, katılıma bakacak olursak, mesela Doğan Grup ve Doğuş Grubu olarak bir arada oturduğumuzda 250 gibi bir rakam söz konusuydu. Şimdi birkaç dakika önce 401 katılım olduğunu gördük. Tabii ki şimdi kayıt kapandı, bunu da buradan söyleyebiliriz. Çok yüksek bir katılım var Orta Doğu'dan da. Buna şaşırdınız mı bu ilgi seviyesine? Tabii ki yüksek bir ilgi bekliyorduk ama hem siyasi açıdan 50'den fazla katılımımız var ve bir de 50 kamudan katılım var. Yani başbakanlar, bakanlar veya devlet başkanları hem Avrupa'dan, Orta Asya'dan ve Türkiye'den ve çok önemli iş dünyasından katılımcılar var her iki taraftan da. Orta Doğu'dan da tabii katılım son derece yüksek sizin söylediğiniz gibi ve forum üyelerine bakacak olursak da bir de 50 kurumun olduğunu görüyoruz. Ve diğer yandan da pek çok önemli akademisyenlerin de olduğunu görüyoruz. Bu şekilde bir grubun oluşturulmasında. Semih Hanım'a size dönmek istiyorum. Bu networkingden bahsederken bu tip zirvelerde sadece gidip panellere katılınıp belli bir bilgi edinmiyor. Aslında birebir görüşmeler de bilateral dediğimiz çok öne çıkıyor. Hem İsviçre'de hem Türkiye zirvesinde bunu görecek miyiz sizce? Kesinlikle göreceğiz. Zaten İsviçre'de bunu yapıyor Türk şirketleri. Gerek kendi özel toplantıları veyahut da kolektif toplantılarla bunu gerçekleştiriyor. Türkiye'de siz gitmeden önce sektörleri saptıyorsunuz kendiniz için kritik. Bunun örneğini Türkiye'de de göreceğiz. Sektörleri saptıyorsunuz, görüşmek istediğiniz kişileri saptıyorsunuz. Çok extensive listeler var. O listelerden daha evvel o kişilerle, o kişilerin ofisleriyle kontağa geçebiliyorsunuz. Kahvaltı toplantıları, öğle yemeği toplantıları ayarlayabiliyorsunuz. Aynı ortamın burada da olacağını düşünüyorum. Şimdiden görüyorum odaların dolduğunu, randevuleşmenin olduğunu görüyorum. Mesela Türk-Amerikan İş Konseyi olarak bir randevu almış cumartesi sabah Amerika'dan gelen iş adamlarıyla bir ufak toplantı yapılacakmış. Bu gibi ortamların tabii olması çok çok güzel. Siz farklı kimliklerinizi burada birleştirebiliyorsunuz. Biliyorum ki Türk-Amerikan İş Konseyi'nde Ferit Şahenk yeni dönemde başkan. Doğru. Ve yeni dönemde daha önemli hedefleri var. Daha etkin olmasını istiyor konseyin. Bunu Davos'a katılımınızda, İstanbul Zirvesi'ne katılımınızda da göreceksiniz. Oradaki Amerikalılarla kontağa geçip. Yani bu platformlarda hem kurumsallaşıyorsunuz hem birbiriyle etkileşim içerisinde çalışıyorsunuz. Bakın Sunan, yani bunu siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Hindistan geçen toplantıda çok güzel bir çıkarma yaptı Davos'ta.
Bunun yankıları, bu dalga ta Amerika'daki kongreye kadar gidiyor. Evet. Dolayısıyla evet, yapılan aktiviteler yalnızca orada o anda kalmıyor. Bu platformların zaten en önemli tarafı bu dalgayı dünyanın değişik karar mekanizması olan yerlere yayması oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de tabii ki farklı kurumlarıyla bunu kucaklaması lazım. Yani burada bir kolektif yaklaşım lazım. Burada TAİ'ydi, TABAS'ıydı, diğer organizasyonlarıydı. Burada TOBU'nun, DEİ'nin, TÜSİAD'ın çok önemli işbirliği içerisinde olması lazım. Bu zemin burada hazırlandıkça bence bunun Türkiye'de daha fazla artacağını düşünüyorum. Yani bu yalnızca TAİK ya da DEİK şeklinde değil, bütün Türkiye'deki bir takım örgütlerin bu zemini kullanması gerekiyor. Sonuçta insan çok önemli. Yani insanı etkilediğiniz sürece, insanı içerisine aldığınız sürede farkındalığı ve farkı yaratan da insan oluyor. Bu toplantının da özü zaten insan. Felix, we have come to the end of the program. I'd like to ask you, geliyoruz Felix, şunu sormak istiyorum son bir soru olarak sana. Washington'daydık geçen hafta, bir takım toplantılar için gitmiştik ve insanların yaklaşımına baktığımızda Türkiye zirvesini biliyorlar. Dünya Ekonomik Forumu'nun bunu yaptığını biliyor. Dolayısıyla dünyaya yayılan bir mesajınız var. Zirve sonunda beklentileriniz neler ve Türkiye zirvesinden neler bekliyorsunuz? Ne gibi sonuçlar? Çok tabii kolay bir sonuç çıkarım olacak. Şimdi bu toplantıda bizim amacımız olumlu bir mesaj yaratmak ve bu toplantının dört ayağı açısından bunu yapabilmek ve Türkiye'nin Avrupa Birliği konusunda stratejik olarak hem de jeopolitik olarak, rekabetçilik olarak ve kültürler arası diyalog alanında Türkiye'nin öneminin anlaşılmasını hedefliyoruz. Ve bu şekilde de insanların bireysel olarak kendi bilgilerini, bakış açılarını biraz daha artırabilirler, networklerini oluşturabilirler. Bunu amaçlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Büyük bir memnuniyet ve onur benim için sizi ağırlamak. Bugünkü konuklarımız Doğuş Grubu'nun iletişimden sorumlu icra kurulu üyesi Semih Yalman ve Dünya Ekonomik Forumu'nun Avrasya Direktörü Felix Howald'dı. Kendileriyle uzun soluklu bir çalışmadan sonra bu hafta hem Doğan Yayın Holding olarak hem Doğuş Grubu olarak Dünya Ekonomik Forumu zirvesine ev sahipliği yapacağız. Perşembe ve Cuma günü CNN Türk'ün özel yayınlarından takip edebileceksiniz. Bir sonraki programımızda Salı günü buluşmak üzere. Hoşçakalın.